Kasımpaşa ligde limit konusunda limit konusunda en çok haksızlığa uğrayan takımlardan bir tanesi. Deyim yerindeyse borcu yok, harcı yok, limiti yok. Evet. Borcu yok, harcı yok, limiti yok. O yüzden Galatasaray kaleci verirken ne yaptı? Kaleciyi serbest bıraktı. Muhtemelen Tiyamı da serbest bırakacak. Muhtemelen diyorum. Serbest bırakacak. Niye? Adama hile yapıyor diyemezsin. Adamı hile etsen zorluyorsun. Adamı sen zorluyorsun. Adam borcu yok, harcı yok, limiti yok. Böyle şey olmaz. Borcu olan, borcu yapılandırma yapan takımlarla diğerlerini ayırman lazım. Kasımpaşa muhtemelen Tiyam'ı da serbest bırakacak. O alışverişte muhtemelen gayri resmi olacak. Şimdi diyeceksin televizyonda böyle söyleyeyim. Ben söylüyorum. Kulüp söylese açlarda girer. Ama ben söylüyorum. Turgay Cener olsam ben de öyle yaparım. Niye? E sen benim önümü durduk yere tıkıyorsun arkadaş. Benim alım gücüm var. Ben adam satıyorum. Adam satıp alıyorum. Ben her türlü kriteri uyuyorum. Sen bana limit vermiyorsun. Olmaz. Enteresan. Zaten bugün yarın patlar Kasımpaşa sana söyleyeyim. Bak bugün yarın bomba gibi patlar. Bir bakarsın Turgay Ciner açıklama yapmış. ligden çekiyor bu takım. Diyebilir. 40 yıldır tanıdığım bir insan. Patronumuz da yaptı. Ee, Allah razı olsun diyorum. Ee, i̇yi bir dönem çalıştık kendisiyle. Kafası bozuldu mu der. Kasımpaşa'yı likten çekiyorum da diyebilir yani. O yüzden... Kasımpaşa konusunda federasyonun biraz Kasımpaşa'nın sınıfına giren takımlar konusunda da federasyonun biraz marcı e, marjı açması gerekiyor. Aksal'de ne yapacak? Tiyam'ı Fenere verecek. El altından verecek kardeşim. Bu arada izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz birebir futbol etiketiyle soru ve görüşlerini yolluyorlar Twitter üzerinden. Onları da okuyacağız. Yılmaz Kurmaz demiş ki Mamatiam Fenerbahçe'de Sov etkisi yaratır, yapar demiş. Musa Sov etkisi yapar. yapar demiş. Bu arada ligimizden bir ismin daha e, yine adı geçiyor. Onu da ilerleyen dakikalarda e, soracağım size. Bugün manşetlerde de yer almış. Turgay abi Mensah nasıl bir transfer yorumlar mısın demiş Murat. Onu detaylı anlatacak. Şimdi Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetini e, haberini ekranlara getirelim. Mesajlara kızdı. Beşiktaş'a verdiği başlığıyla mensah transferinin perde arkasını anlatmış Sabah gazetesi. Bernard mensah transferinde perde arkasında yaşananlar su yüzüne çıkıyor. Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın kendisinden habersiz şekilde oyuncuya mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı Ganalı Orta Sahayı Siyah Beyazlı Kulübe kiralama kararı aldı. Şimdi Mensah Transferinde perde arkasında neler yaşandı hepimiz için merak konusu Galatasaray taraftarları Mert Hakan Yandaş'ın ardından Mensah'ı da bir diğer rakibine kaptırmanın e, burukluğunu yaşıyor diyebiliriz Turgay Cemir. Şimdi Galatasaray bu transferde hakikaten taraftar olarak bakınca en Beşiktaş'tan en Fenerbahçe'den iki tane darbeydi ve ağır darbeler. İşte biri Mert Hakan diğeri şey ikisi de ben... Mert Hakan'la Mensah'ı almış bir Galatasaray'ın orta sahası çok daha farklı olur. Serinin bile peşine ve düşmezdi. Ve futbolcuyu da Fatih Terim çok istiyor takımda. Yani istemeyecek tek adam zor bulursun. Ve ikisi de şey, e, Mensah ve Mert Hakan yandaşı Emre Kılıç'la beraber almış olan bir Galatasaray, Seri, Lemina, Memina hiçbirinin peşine düşmezdi. Ligi tanıyan üç tane oyuncuyu, üç tane iyi oyuncu takımında buluşturur ve çok güçlü bir kadro kurmuş olurdu. Fenerbahçe birini aldı Mert Hakan'ı. Ağır bir darbe oldu. Mensah'ı da Beşiktaş aldı. Şimdi Mensa olayında ben öncelikle hani kadına o yakışır bu yakışmaz falan diye konuşulur ya böyle yeri gelince. Bir daha başkanlık çok yakışıyor söyleyeyim. Bunu Berna Hanım hiç daha konuşmadım tanımam etmem. Berna Gözbaşı'nı tebrik ediyorum. Duruş için cinsiyet gerekmiyor. Yürek gerekiyor. Sağlam duruş. Bir defa bu transferde herkese ders verdi. Burada sabah bizim ee, Onur mu yazmış? Evet evet o, gün Şahin Şahinoğlu. Perde arkasını yazmış. Şükrü Hanedar mesajlar atıyor. Ben sağ atıyor direkt kulübe değil. Oysa 12 Ağustos'a kadar mı ne? Kayseri Spor Galatasaray diyor ki size sizi bekleyeceğiz 12 Ağustos'a kadar. Tarihi öyle hatırlıyorum. Galatasaray bu süreçte işin normal prosedürünü bırakıyor. Başkanı ve yönetimi devre dışı bırakıyor. Oyuncuya direkt mesaj atmaya başlıyor. Bize gel sana şu kadar para vereceğiz bize gel. saata gidiyor mesajları kime gösteriyor? Annesine gösteriyor. Yani anne dedi ben göz, göster. göz başına gösteriyor. Berna Hanım o dakikada diyor ki bundan sonra diyor Allah'a cihan olsalar vermem diyor. Galatasaray işi bitmiştir diyor. Beşiktaş bu şartlarda bile olmayabilirdi. Ama orada da Sergen Hoca devreye giriyor. Ben sağa direkt arıyor. Kulüpten resmi olarak istemişler. normal uygulanırken Oyuncu ikna edin demiş Kayseri Spor. Yani biz bir şekilde anlaşabiliriz. Oyuncuyu ikna etme durumunda da Sergen Hoca direkt arıyor. Diyor ki, sen bana lazımsın. Benim takımdaki en önemli eksik sensin diyor. Senin bana gelmen benim diyor. Elimi genişletir. Bütün ABC planlarımda artı imkanlar kazanırım. Sen benim en değerli oyuncum olacaksın diyor yani. E, bu da Mensa'ı çok etkiliyor. Yani bir mesajlar yönetimi diyor ki Galatasaray artık Galatasaray'a bu adamı vermeyiz diyor. Sergen Yalçın'ın devreye girmesi Mensah'ı etkiliyor. Kararsızlığını ortadan kaldırıyor. Rakamlar zaten burada yazıyor. Sonra Galatasaray tekrar devreye girmeye çalışınca Berna Hanım kadına çok yakışıyor dedim. O diyor ki 10 milyon euro bile verseler artık Beşiktaş'a sözümüz var diyor. Ya biz böyle başkanlara hasret kaldık. Kadın erkek ne fark eder? Yürek olacak. Yüreğin cinsiyeti yok çünkü. Yüreğin cinsiyeti yok. Kayseri spor var. tek başına küme düşmeyi kaldırdı abi. Kim ne derse desin. Toplantıyı terk etti. Onu öyle yaptı, bunu böyle yaptı. Bana dedi haksızlık yapıyorsun. Ben de delikte kalırdım işte pandemi olmasa. gidişatları hatları da öyleydi belli. Onunla konuştu, bununla konuştu, gitti. Abi inandığın zaman yürek de varsa, inandığın değerler uğruna mücadele edebiliyorsan kazanıyoruz. Şimdi Mensa Beşiktaş'ta ne yapar? Bak. O, o kadar çok... önemlisi o. Mensa Beşiktaş'ın kadrosuna hangi katkıları verir? Ne katkı verir ki? Şimdi o kadar çok şey yapar, ki bak sana bir şey söyleyeyim mi? Mensa'sız bir Beşiktaş'ta Adem de Oğuzhan'ı nereye koyarsan koy yarım oynarlar. Nereye koyarsan koy. 8 numaraya Oğuzhan'ı çek, Adem'i onda bırak. Adem'i 8'e çek, Oğuzhan'ı önde bırak. Adem'i sol kanada al, sağ kanada al, Oğuzhan'ı ortada bırak. Ne yaparsan yap, parkada arkadan yeterli desteği almayacağı için yarım yamalak bir takım olur. Şimdi men sağın geldiği Beşiktaş'ta yanında Atip oynayacak %99. Hı hı. Men sağın önüne 10 numara pozisyonla Adem Layıç'ı koy performansı artar. Oğuzhan Layıç'a işte ciddi teklifler geldiği konuşuluyor bu arada onu da konuşalım Adem Layıç'a. Konuşuruz o ayrı. Şimdi sağdaki görüntüyü anlatmamız lazım. Men sağ arkaya koyduğun zaman Öne de koyabilirsin. Ben şimdi arkasını anlatıyorum. Atiba evet. mensa yaptın. Geriden oyun kurabiliyorsun. Savunman top çıkarmakta sıkıntı yaşamıyor. İki Önlü arkalı ileri geri çalışan bir adam. Çok çabuk ve direkt kaleye giden bir adam. Arızalı bir adam mı? Arızalı adam. Bak arızalı evet. adam. Arızalı adam e, Sergen Hoca'ya iş düşüyor. Ela Hoca sığmaz bir adam. Yani onu kontrol etmek lazım. O tarafını söyleyeyim. Baştan uyarayım yani. Ama arızalı adam zaten arızalı olmasa adam Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya buraya gelmez yani. Bir arızası var ki bunları yapamıyorlar. Bu Tiyan için de geçerli. Tiyan için de geçerli. Şimdi arkaya koydun. Önde Adem'i on numara pozisyonuna koy onu oynatır. Oğuzhan oraya koy Adem'i sağ kanada al. Diyelim ki lan sen memnun değilsin diye bir boyut olmadı ya da onları verdin diyelim. Solda Enkudu var. Yine oynatır. On numara pozisyonda Mensah'a Oğuzhan'ı çek sekiz numaraya. Adem'i çek sekiz numaraya. Ön tarafta bir tane adam o bölgede yani 6-8 ve 10 numara dediğimiz üçgende hı hı. bir tane çift taraflı oyuncum varsa diğer hepsini oynatır. Mesela Elnen'i çok durağan bir oyuncu, çok doğru pas atan bir oyuncu, çok yüksek pas hücresini oynayan bir oyuncu. Ama riski azalan bir oyuncuydu. Elnen'in yanında ısıran bir adam, atıyorum Melo gibi bir adam gerekiyordu. Şimdi Mensa Elnen'i kadar... Doğru pas yapabilen ama öne oynayan. Hareketli bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın orta sahasına şu anda nasıl diyeyim ben sana lokomotif geldi. Beşiktaş Katar'ını trenini çekecek lokomotif geldi. Sağını oynatır, solunu oynatır, önünü oynatır, arkasını oynatır. Savunmadan çıkarken artık savunmadaki oyuncu Atiba'ya versen tekrar bana mı verir diye korkmayacak. Yani 4-4'lük dört bir futbolcu mu aldı Beşiktaş? 4-3'lük. 4 üçlük o şeyi arızalı bölümde. O arızayı kesiyorsun. Arızayı kesiyorum yani söylüyorum ben alırken düşünürdüm kendi adıma söylüyorum. Arıza çünkü şu var. Balotay'de Ama sağ ağır. için şimdi öyle bir anlattınız ki bence bu arızayı kapatacak derecede görüyorsunuz. Zaten sağ ben. için bak şöyle söyleyeyim. Mensa ya Mensa'nın zaten kalitesi belli. Burada biz Hı -hı. boşuna anlatıyoruz. Mensa Avrupa'dan buraya gelmezdi. O arızasını giderebilse. Buraya gelenlerin hepsinde bir arıza var. Babel'de de bir arıza var. O da gidip kalamıyor orada. Niye? Var. Ne istikrarı yok. Hepsinde var o arıza. Olmasa zaten Avrupa'da 3 yıl görüp 5 yıl görüp bir daha. 5 yıl Tugay geldi mi geriye? Ya. Karakterle kaldı. Yoksa Tugay ayarında birçok futbolcu var. Ama o istikrarla kaldı. Ya istikrarını sağlayamıyor. Ya disiplinsiz sabırları var. Ya özel yaşamında bir arıza var ki. Diyorlar ki ya uğraşamayız biz bunlar. Aynı şekilde şey. Trabzon'a gelen Sonra gitti. Şimdi gelmeye çalışıyor ki Liverpool'dan giden sağ çık. Neydi o? Roddy gezeceğim göre değil. Starich. Starich. Arz olmasa gelir mi? Şunu diyor. Ama Sergen Hoca var orada. Ben Sergen Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Sergen Hoca Balotelli'de ben niye sahiptim? Böyle arz adamı sever. Ha, şimdi diyeceksin ki ya böyle bir sana anlattım. Kayseri'de öyle bir performans yok aslında. Öyle bir performans yok. Niye? önünde Kraves gibi sıradan bir santifor vardı. Sıradan. Ukrayna milli takımla oynuyor ama sıradan. Mensah'ın hareketli tavırlarına oyun zekasına bile oyun sağlayamadı. Şimdi o zaman Beşiktaş'a düşen iş ne? Muhtemelen olacaktır o. Bak Mensah muhtemelen Beşiktaş alacak diye ben haftalar önce söyledim. Ki takip de etmedim. Taner çok iyi takip ediyordu. Evet. Ona bile sormadım o zaman. Çünkü niye? Sergen'in çok istediğim bir Sergen Hocam. O yüzden siyah alacaksın şimdi. Şey da, bu anlattığım bütün sinema var ya, senaryo kurdum ya. şu işte O filme şimdi bir tane şey lazım. jön lazım. O jön Sisse mi? Sisse diyorum, şöyle Sisse diyorum. Sisse Alanya Spor'da oynamış. Büyük takımdaki performansını bilmiyoruz. Ama Alanya Spor'daki oyun yapısı da Wagner Love gibi değil. Yani sadece boş alan bulunca oynayan bir oyuncu değil. Oraya akıl da koyabilen bir oyuncu. Şimdi Mensa sizse Oğuzhan Adem Enkudu beşlisini sağdaki de Lens olur, Gökhan Töre olur. Yerine göre Digeb olur, Boyt olur. Orada Beşiktaş'ın kuracağı altılı sistem çok hareketli. İster diye bir oynasın. Lens'i biraz ayırıyorum. İster Gökhan Töre oynasın. Enkudu bir tarafta hareketli bir oyuncu. Adem hareketli bir oyuncu. Sağda diyelim ki bir hareketli. Boyd öyle. Lens öyle. Önde siz söyle, arkada Mensa öyle. Yani orada çok hareketli, cıva gibi takım olursun. Mensa şimdi Sergen Hoca'ya düşen göre Pauk maçı yetiştirmek. 20 Ağustos'a kadar yapılacak transferler Pauk maçta oynayabilir. O yüzden Beşiktaş yönetimine buradan deyim yerindeyse yalvarıyorum. 20 Ağustos'a kadar siz alın arkadaşlar. Başkasına... Görünen o. Yani sizse bekletiliyor. Daha iyisi bulunamazsa siz Bulamazsınız. Bu şartlarda hem az para hem şoför mahalli hem üç kuruş hem şoför mahalli olmaz yani. Bulamazsın. Kasımpaşa aylarca araştırıyor buluyor. Şimdi Kasımpaşa diyor falanca scout ekibi geldi falan filan. Ya beş sene önce de Kasımpaşa bunları buldu. Bin tane adam buldu. Kastrolar, mastroları hepsini buldu Kasımpaşa. O zaman scout ekibi aynı adam vardı yoktu. Kasımpaşa'nın bu konuda gözleri doğru buluyor. Beşiktaş'a şimdi bu şartlarda bulamaz. keşke Şöyle söyleyeyim. Keşke Mensah'ın önüne Tiyam alabilseydim. Sisseden önce. Keşke Tiyam alabilseydim. O zaman işte hani ben diyorum dünyada üç takım var diyorum. Real Madrid, Barcelona, üç, Beşiktaş üçüncü büyük diyorlar ya. Üçüncü büyük de Beşiktaş diyorum. Bak Barcelona'da Beşiktaş gibi sekiz 7 mesela. Oradan bile rekabet içinde oldukları belli yani. Duymadın hiçbir lafımı. Önce Hayır böyle. şu an e, Galatasaray taraftarları bir... <laughs> Tabii ki men Mesa transferinin ardından eleştiriyorlar da şu Bana an yaptığımız yorumları. Bana ki üçüncü büyük deyince ben de, evet bir Real, iki Barça, üç Beşiktaş diyordum. Bak Barça'da Beşiktaş gibi sekiz yedi yarışıyorlar diyorum her şeyde. <laughs> Peki Şule... şöyle diyor Galatasaray taraftarları Turgay Demir. E, özellikle Turgay Demir Mesa'dan o kadar bahsetti ki bir an Talişka geri döndü zannettik. Çok farklı karakterler ama şöyle söyleyeyim bak Galatasaraylar beni iyi dinlesin. Bak Galatasaray. Evet. Mert Hakan Yandaş'la. Emre'yi aldı zaten. Mert Hakan Yandaş'ı aldı. Men sağı da alsaydı. Bak men sağı da alsaydı. Eğer, eğer oynayacağım derse. Çünkü Belanda gibi bir arıza çıkacak oradan. Men girecek. Solda ön tarafta iyi yapamayan Ömer Bayram çıkacak. Oraya Emre Kılınç girecek. Evet. Ya da Arda girecek. Emre öbür kanada geçecek. Belki de Emre şeye gelecek. On numara pozisyona gelecek. Bilmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene hepimizin çok tartıştığı. Ben başından beri bu şartlarda Feguly ve Beran'da pas atmadığı için gol atamıyor dediğim var ya. Yirmi beş gol atar. Dı. Mensa, Mert Hakan, Emre Kılınç Arda hangisini oynatırsan oynat saydığım bunlardan. Emre Akbaba'yı da sayıyorum. Emre Akbaba önde falka arkada men saatiye düşün. O arkadaki beş adamdan üçünü de koy buraya. Emre Kılınç,